Evet, şu an telefon attığımızda Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin var. Sayın Başkan, hoş geldiniz Güne Bakış'a. Son durum nedir? Efendim, iyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum ben de. Sizin de bir özet geçtiğiniz şekilde İzmir Bayındır ilçesinde ve gerekse Turgutlu ilçemizde etkili olan bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. 25'inde Salı günü saat 16 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bu orman yangınını biz endişeyle takip ederken dün akşam üzeri itibariyle bizim kendi Turgutlu sınırımıza dayanan bir tehdit oluşturdu. Bu Kabaşınar ve Karaköy mahallelerimiz bu yangından etkilenmeye başladı. Özellikle yangının bu bizim mahallelerimize sirayet edip etkilemesi üzerine de tabii bu noktada gerek valiliğimizin gerek kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda bu iki mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi sağlandı. Burada yalnız şunu belirtmek isterim. Sayılar konusunda bu Karaköy mahallemizin toplam nüfusu 313, Kabaçınar nüfusumuz 296, Karaköy'de 122 hanemiz, Kabaçınar'da da 90 hanemiz var. Dolayısıyla bu tahliye işlemleri esnasında özellikle bu bölgede yaşayan, bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız, erkek vatandaşlarımız yangına müdahale için bölgede akşam kaldılar. Fakat bu yangının Kabaşınar mahallemize 100 metre yaklaşması ve köyün de dumandan etkilenme boyutuna geçmesi noktasında özellikle bir duman zehirlenmesi ve yaşanacak olası risklere karşı bir boşaltma işlemine geçildi. Ve toplamda da takriben 200 kişi tahliye edildi. Bunlar yaşlı, çocuk ve hastalar olmak üzere öncelikle. Bu riskli gruplar ve bayanlar, yaşlılar, kadınlarımız bölgeden tahliye edildi. Emniyetli bir noktaya taşındı. Bir kısmı bizim yine bütün araçlarımız tabii bu olayda hepsi seferberdi. Hem yangına müdahale noktasında hem de tahliye noktasında dün akşamdan beri devlet vatandaş el birliğiyle çok hummalı bir çalışma içerisinde hareket ediliyor efendim. Evet, Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin telefon attığımızdaydı. Sınırlarına dayanan yangındaki son durumu aktardı. Teşekkür